arkadaşlar, herkese merhabalar. Yüzme hocama ve spor hocama hoş geldiniz. Uzun zamandır video, benim videolarım özellikle gelmiyordu. Daha çok yani başka sporlara dahil videolar atıyorduk. Ve böyle olması gerekiyordu, böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi kanalımızın adını Spor Hocam yaptık. Birazcık farklı dallara da yönelmeye başlıyoruz. Çünkü bir yerde kısıtlı kalmaktan ziyade başka sporlara da, başka insanlara da yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar ve bunu bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, şu anda yapmam gereken şey, yapacağım şey veya sizden gelen soruları yanıtlamak olacak. Yani YouTube'dan çok fazla yüzmeyle alakalı soru aldım. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube'dan gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Mesela demiş ki Merve Şahin, hocam kulaç atarken çok çabuk yoruluyorum. Yani sevgili Merve Şahin, bunun tamamen antrenmansızlık kondisyon eksikliği olabilir. Veya tabii ki yani yüzmende belki problem vardır. Bunu yani görmeden, izlemeden bilemiyoruz. Tamamen bunu izlememiz gerekiyor. Sana güzel şekilde yorum yapmamız için. Yani mailimize videonu atarsan yorumlamaya çalışırız. Merve Şahin'i geçtik. Şimdi bakalım, geçen bir şey gelmişti soru. Hocam yüzme videoları gelmeyecek mi artık, eskisi gibi spor hocam olduğu kanal demiş. Sevgili Serkan, Serkan 525. Serkancığım, tabii ki yüzme videosu gelecek. Tabii çoğunlukla yine yüzme videosu olacak. Ama bu aralar biraz müsait olmadığımız için, bir de kış sezonu olduğu için birazcık ara verdik ama ilerleyen dönemlerde hepsini yapmaya çalışacağız. Hocam çok iyi anlatıyorsunuz. Döndü Oğuz yazmış. Hocam çok iyi anlatıyorsunuz ama köpekleme yapamıyorum. Sizi izliyorum ama nedense çok zor yapmam. 2 ay oldu, ben hala öğrenemedim bu tekniği. Arkadaşlar, köpekleme yapmak zaten suyun üstünde kalma tekniğine yavaştan alıştırma olayıdır. Yani köpekleme diye bir stil yok. Bu tamamen yani öğrenciye veya arkadaşlara, yani güzel arkadaşlara biraz özgüven vermesinden dolayı bu stili öğretmeye çalışıyoruz. Yani küçük öğrenciler biraz da özgüven kazanıyorlar. Yani bunu yaparken demek ki kendine çok sıkıyorsun. Zaten kendini sıktığında seni su direktmen aşağı doğru çeker. Kendini suya rahat bırakman lazım. Yani büyük ihtimalle ayak vuruşun veya vücut duruşun yanlış olabilir. Ayaklarını kalçadan vurmuyorsundur. Sadece dizler kırarak vuruyorsundur. Bu da büyük bir yanlış. Bunları yapmazsan ve kendini biraz özgüvenini sağlayarak kendini suya girip yapmaya çalışırsan, anlayarak, ama bak hareketi hızlı yap demiyorum, anlayarak ve algılayarak yaparsan köpekleme rahatlıkla yapabilirsin. Döndü Oğuz. Hocam kurbağa kim? Oyuncu Emir yazmış. Hocam kurbağa kol nasıl yapılır, anlatır mısınız? Bu hareketi cumartesi kadar öğrenmem lazım da lütfen demiş. Yani oyuncu Emir, gerçekten bunu anlatmak ben de istiyorum ama bazı şartlardan dolayı kurbağa kola daha gelemedik. Ama kurbağa ayağı yaptıktan sonra bunu yapman gerekiyor. Ama kurbağa ayağı acaba sen yapmayı biliyor musun? O da zor. Ya sanmıyorum bildiğini. Yani büyük ihtimal benim öğrencilerimden birisin. Çünkü öğrencilerimiz bile kurbağaya daha öğrenemedi. Nasıl yapıyorsun, o da çok önemli. Onu iyi yapıyorsan zaten kurbağa kolu, yani ders anında veya dersten arta kalan yerlerde sana anlatırım. Tabii ki bunun videosunu kanalda atacağım. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım. Merve Batmaz demiş. Ben uzun süre nefes alamıyorum. Nasıl başaracağım? Ya delireceğim. Öğrenemiyorum. Çok sinir bozucu demiş. Merve Batmaz. Şimdi Merve Batmaz. Nefes alamıyorum. Nasıl başaracağım? Ben nefes alabiliyorum. Tabii ki yani arkadaşlar, yan nefes tekniği zor bir tekniktir. Yani zaten yüzme, ayak kayma, ayak vuruşu, kol ve yan nefes olarak gidiyor. Yani zaten buradaki üçlüyü yapan adam uzuyor gidiyor yani. Burada üçleme yapmak çok zor. Hepsinin biraz yani zamana ihtiyacı var. Bir de hocanın anlattığı şeylere, ne bileyim, suya nefes vermek çok önemli. Suya nefesini vermeden nefes alamazsın. Yan nefes pozisyonun acaba doğru mu? O da çok tartışılır. Yan nefes pozisyonun yanlış olabilir ve suya nefes veriyor musun? Çok önemli. Nefesinin hepsini bitirmen lazım. Ve nefesini burnu ağızdan verebilirsin. Nefes alırken de sadece ağızdan nefes alacaksın. Burundan sakın nefes alma. Çünkü burundan nefes alırsan genzine kaçar. Orada bir kısmi felç yani yaşarsın. Gerçekten çok zor. Evet. Suda kalma hareketi. Bu hareketin Muhammed arkadaşlar yazmış yorumlara. Bu hareketin aynısını yapmama rağmen batıyorum. Kulaç atarken durduğum zaman hemen batıyorum. Tek sorunum su üstünde kalmak. Nerede yanlış yapıyorum acaba demiş.
Ya sevgili Muhammed, şimdi sen bayağı her türlü batıyorsun galiba. Yani ben anlamadım da. Suda kalmak gerçekten zor bir olaydır. Suda kalmanın işi tamamen kendine alakalı. Ya çünkü orada benim bahsettiğim birkaç teknik vardı. Hatta 5 tane teknik vardı. Bunların hepsini yapman gerekiyor. Ama tabii en basiti bunun kurbağa ayak dediğim, yani sıralı kurbağa hareketidir. Yani sağ ve sol ayak, yani suya basma yapman gerekiyor. Ve eller de yanda, kendini sıkmadan nefes alıp vererek eller de yanda, top basket topu siktirerek yanda suyun hacmini aşağı doğru bastırarak havada kalabilirsin. Ama da dediğim gibi suda sabit durman lazım. Yani sağ sola gitmek değil. Sabit durmak zordur ama bunu zamanla yapabilirsin. Bu tamamen kendini sıkmamanla, kendini olaya vermenle alakalı bir şey. İnanman lazım. Gerçekten bana inanman lazım. Ve demiş ki tek sorunum suda kalmak. Durduğum zaman batıyorum. Durma Muhammed bence. Evet, biri Mustafa Öncü yazmış. Hocam gücüne sağlık. Geçen yüzmede yapılan en temel altı yanlış başlığı altında bir video paylaşmışsınız. Videonuzda emin olduğunu düşündüğüm bir hatanızı gördüm. Yüzerken 90 derecelik açı ile yere bakılması gerektiğini söylemişsiniz. Hayır hocam, kafayı biraz yukarı kaldırıp öne bakılır. Bosna'da profesyonel bir hocadan öğrendim. Duacınızım. Yani Mustafa Öncü, ya tabii ki orada yani tamamen de kafanızı yani yere deve kuşu gömmenize gerek yok. Sadece yani kafanı biraz daha suya eğim kazandırarak gitmen lazım ki ayakların biraz yukarı çıksın, vücut pozisyonu düz olsun ki suda daha rahat şekilde kaymalısın. Yani tabii ben size böyle git demiyorum, yani tabii önüne de bakma. Orada hafiften bir denge var. O dengeyi tamamen sizin sağlamanız gerekiyor. Biz zaten Mustafa Bey'e teşekkür etmişiz. Hocam ben yüzme kursuna yazıldım. Hak Gigi yazmış. Bir aylık cumartesi pazar 1 saat sizce işe yarar mı kilo vermeme? Arkadaşlar yüzme kilo verdirir mi? Tabii ki verdirir. Kasları sertleştirir ve ödeme atar. Ama tabii yüzme dediğim yani şey değil yani. 2 dakika yüzeyim çıkayım değil. Yani bunu belli bir tempoda, belli bir kondisyonda yapmanız gerekiyor ki siz kilo verin. Yani bunu haftada 2 gün tabii ki de yetersiz yani. Bunu hafta 4 gün, 5 gün yapmanız gerekiyor. Ne bileyim, suya girdikten sonra en azından bir buçuk 2000 yüzmeniz gerekiyor ki yani vücudunuzdaki kaslar çalışsın. Ve tabii ki belli bir kalori yakın. Tabii ondan sonra gidin de yani hayvan gibi yemek yemenize gerek yok. Kilo vereceksen belli bir diyet halinde ve spor yaparak vermen gerekiyor. Tabii yüzme kilo verdirir mi? Verdirir. Ama nasıl verdirir? Demiş Ferhat Berber, hocam ben nefes alırken hep burnuma su kaçıyor. Nefesimi su altında ağzından veriyorum. Dışarı çıktığımda ağzından alıyorum. Kilolu olduğumdan mıdır? Nedir? Derin derin nefes alamıyorum. Burnumdan alımı mutlaka su kaçıyor. Nefes nasıl yapmam lazım acaba? Arkadaşlar bak, nefesinizi burnunuzdan almayın. Bunu zaten her videoda mutlaka söylediğim bir olay. Nefes burundan alınmaz. Burun ve ağızdan suyun içine vereceksin ve yan nefes, bak yan nefes alıyorsan, zaten yan nefes almıyorsan normal çık abi, köpekten pozisyonu geç, nefesini al ve ilerle. Yani yan nefes alıyorsan bunu ağzından alman gerekiyor. Oradaki timingini iyi ayarlamazsan ağzından da su kaçar. Zaten kol kulaç attığın için yani kulacın senin yani yüz bölgeni su atabilir. O da orada bir refleks olarak burundan nefes alabilirsin. Ama bunu kontrol etmek tamamen senin elinde. O yüzden dediğim gibi yani nefesini tam olarak bitir ve kontrol şekilde nefes almaya çalış. Burnunuzu aşmayan havuzdan olimpik havuza geçişte suya nasıl alışacağım? Suda ilk başta nasıl kontrollü hareket edebilirim demiş. Suda ilk başta nasıl kontrollü hareket edebilirim? Nurdan yazmış. Arkadaşlar şimdi ben soruyu tam anlamadım ama boyunuzu aşmayan havuzdan olimpik havuza geçiş demiş. Yani bu arkadaşlar demek ki boyunuz, yani yüzme öğrendiysen tabii ki oraya geçebilirsin. Tabii yüzme bilmiyorsan derin bir havuza geçmen tehlikelidir. Yani onu öğrenmen gerekiyor, eğitimini alman gerekiyor. Eğer eğitimini almadıysan almaya çalış veya öğren, öyle geç. Senin için daha güvenli olabilir veya yanında güvendiğin bir arkadaş, güvendiğin bir eğitmen olabilir veya güvendiğin bir arkadaşın olabilir. Onunla beraber olimpik havuzda yani ilerleyebilirsin. Tabii olimpik havuzda yüzme bilmiyorsan da bunun eğitimini alman lazım. Yani tabii yüzmenin basamakları var. Onları teker teker yapman gerekiyor. Nurdan. Melek Umur yazmış. Selam hocam. Bir de balıkta atlamayı öğretir misiniz? Ayrıca takla atmayı biraz da gösterir misiniz? Şimdiden teşekkürler demiş.
Melek, zaten kanalımızda balıklama videosu var. Tekrardan balıklama videosunu yükleyeceğiz. Takla kısmı birazcık yani son levellere kalıyor. O artık yüzmenin artık yani taklada dönüş hareketleri yapacağız tabii ileride. Ama onlar daha sonraya kalır büyük ihtimalle. Ama yapacağız. Balıklama videosu da var kanalımızda. Ve Tolga Yıldırım gelmiş. Hocam sizin sayenizde yüzebildim. Gerçekten böyle yorumlar bizi arkadaşlar mutlu ediyor. Yani insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bunun karşılığını alınca da para olarak değil yani. Böyle manevi şeyler alınca gerçekten mutlu oluyoruz yani. İnşallah bunların da devamı gelir. Teşekkürler bu arada. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili tekrardan video atmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. İzlemeye devam edin. Bizimle kalın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşça kalın.